Taş Yakan İnşaat katkılarıyla hazırlanan Sosyal Güvenlik başlıyor. TV'den herkese merhaba. Bursa'mızın güzel Cumhuriyet Caddesi'nde bir ilkede imza attığımız çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte vatandaşların sorularını cevaplandırdığımız programımızda Özgür Dursun'la beraberiz. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk Sera. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Özgür Bey. Sağ olun. Siz bilgilerinizi toplumla paylaşıyorsunuz. Bu herkese mahsus değil. Bu yüzden sizi takdir ediyorum. Onun için bu çiçeği gidip aldım geçerken. Sağ olun. Ve sizi kabul edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle veriyoruz. Sadece bunun için sizi meşgul ettim. Çok teşekkür ederim. Saygılar, iyi günler. Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, çiçeğimizi de aldık. Ve programa bu şekilde devam edelim. Merhaba, kolay gelsin Özgür Bey. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben sorum olacaktı. Ne zaman emekli olabilirim? Evet. Ne zaman sigortalı oldunuz? 1-3-96. 1-3-1996 yılında ilk defa sigortalı olduysanız 52 yaşında emekli olacaksınız. Yani ben emeklilikte yaşa mı takılmış oldum? Şöyle yapalım, pardon ben size yanlış bilgi verdim. Evet. 52 yaşında değil, 1-3-1996'ya göre hemen ben şöyle bakıyorum, 56 yaşında 5825'te emekli olacaksınız. Emeklilikte yaşa takılmış oldunuz çünkü siz 56 yaşında değil de normalde 1996'dan sonra 96, 2006, 2016, 2021 yılında emekli olmanız gerekirken şimdi 56 yaşını doldurduğunuzda emekli olacaksınız. Peki bu sistem değişir mi? Ya sistem değişebilir. Zaten emeklilikte yaşa takılanlar gerçekten de Türkiye'de bu dönemde sesini duyurdular. Tüm siyasi partilere, Sayın Cumhurbaşkanı, Muhalefet Partisi'nin liderleri, herkeste görüşme imkanları oldu. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar 8-9-1999 yılında 4447 sayılı bir yasayla bir gece yarısı maalesef yasal haklarını kaybettiler. Maalesef. Ve bunun için bir mücadelenin içine girmişler. Bu konuda haklılar mı? Haklılar, çünkü maç oynanırken kural değiştirilmez. Dere geçerken at değiştirilmez. Daha sonra sisteme girenlerin emeklilik yaşı değişebilirdi ama sisteme giren kişilerde bir değişiklik olmaması gerekiyordu. Her an her şey olabilir. Öyle olabilir. Diyeyim. Evet. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi ben 5825 gün benden isteniler. Evet. Benim şu an günler dolu. Tamam. Ben şu an çalışıyorum sigortalı. Evet. 25 yıllık sigortalık süresi var. Bunu çalışmamam gerekiyor. Hayır. Şöyle hani sadece şöyle süreyi tamamlamak önemli, evet, olan. Yani çalışmazsam ne olur? Çalışsam ne olur? Gününüzü tamamladıysanız, çalışmıyorsanız yaşı bekleyeceksiniz. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben eşimden emekliyim de. Evet. Bir de şöyle, benim 72 senesinde girişim var sigortaya. Evet. Ama günlerim yetmiyor. Kaç günüm var? 5 yıl çalışma göstermem gerekiyormuş. Çocuğunuz var mı? Var. 6 çocuğum var. Doğum borçlaması yaptınız mı? Yapmadım herhalde. Bilmiyorum yani. Öyle bir şeyler söylediler. Tamam. Sizin kaç gününüz var? İşte 5 yıl çalışıyor göstermem lazım. Sizin kaç gününüz var? Vallahi işte unuttum şimdiki günümü. Aklıma gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, siz 3600 günde emekli olacaksınız. 3600 güne ulaşmak için 3 çocuk için doğum borçlanması yapıp parasını ödeyerek 2160 günde satın alabilirsiniz. 28 milyar mı 48 milyar mı öyle bir ödemem gerekiyormuş. Bundan tamam, bahsedelim. Siz öyle işte doğum borçlanmasında size bilgi verilmiş. Amaç 3600 güne ulaşmak. 3600 güne ulaştığınız anda emeklisiniz. Evet. Bir de şöyle bir şey çıkmıştı bir aralar. Bankası böyle ödemelerini yapıyormuş, emekli yapıyormuş. Ara ara böyle kanunlar çıkıyor. Ama şu anda bu yok. Yine çıkabilir. Çıktığı anda bundan yararlanın. Hemen size kredi versinler. Krediyle de emekli olun. Hı. Bu yakında da çıkabilir. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür kendinize ediyorum. Kendinize emekli oluruz inşallah. Eksik olmayın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Alalım sorunuzu. 43 yıldır çalışıyorum. Evet. Özel sektörde mi? Devlet miyim? Tamam. Devlet kuruluşu ama işçi tamam. olarak çalışıyorum. Yalnız bu... Yıllar ilerledikçe maaşlar bağlandığı zaman düşük olarak bağlandığını duyduk. Genç bir arkadaşımız dedi ki, ya ne kadar emekli maaşı alırım? 750 lira civarında alırsınız ama bu 1000 liraya tamamlanır dedim emekli olduğunuza.
ya böyle bir şey olabilir mi dedi. Bizim bir arkadaşımız emekli oldu, 1300 lira aldı dedi. Ya şimdi emekli maaşı hesaplarken yıl, yaş, yatırılan primler, devlete kaç lira prim yatırılmışsa bunlar emekli maaşını belirliyor. Bugün ülkemizde 700-800 lira emekli maaşı bağıran da var, yani 7000 lira alan da var. Yani herkes böyle düşük almaz. Sizin tavandan primleriniz ödeniyorsa sizin maaşınız düşmez. Siz emekli olduğunuzda da tavandan prim yatırılıyorsa emekli olduğunuzda 7000 lira yakında emekli maaş alırsınız. Herkesin maaşı düşük olmaz. Yatırılan primlere göre. Teşekkür ediyorum abi. Özgür Bey, artık ben de kendi sorularıma geçeyim diyorum. Vatandaşlardan evet. Bayağı yoğun bir ilgili soruları cevaplandırdınız. Evet, şimdi Özgür Bey, 3 kol hizmet var. Az önce sorular verdiğiniz cevaplardan da ben takip ettim. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı. Evet. Peki bu 3 hizmette SSK ve Bağkur'un çakışmaları durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Neler yapılmalı? 28 Şubat 2011 tarihine kadar SSK ve Bağkur çakışmalarında eğer Bağkur önce başlamışsa şayet ve yasalara uygun bir şekilde Bağkur primi yatırılmışsa Bağkur SSK çakışmalarında Bağkur olması gerekiyorsa SSK ödemeleri iptal olur. 28 Şubat 2011'den itibaren SSK ve Bağkur çakışmalarında SSK üstünlük yasasına göre daha üstün ve SSK'lı olarak değerlendiriliyor. Burada 28 Şubat 2011 tarihi çok önemli. Ondan önce de 1 Ekim 2008 çok önemli. Şimdi çakışmalar daha çok kimlerde yaşanıyor? Kendi iş yerinde sigortalı olanlar var. 1 Ekim 2008 öncesinde örnek veriyorum, siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. O iş yerinde sigortalı çalışırken o şirketin hisselerini satın alıp o şirkette daha sonra ortak olsanız dahi yine kendi şirketinizde sigortalı olabiliyordunuz. 1 Ekim 2008'de zaten böyle bir şey kalmadı, artık kaldırıldı. Ama şöyle konuyu yanlış anlayanlar var 2008'den önce. Kendisi ortak olduğu yerde ne de olsa sigortalı olabiliyorum diye kendisini sigortalı göstermiş. Ya da bir başka bir yerde sigortalı olarak çalışırken şirket ortağı olmuş, benim sigortam devam ediyor deyip şirket ortağı olduğu yerde de kendisini sigortalı göstermiş. Ama aslında şirket ortağı olduktan sonra Bağkurlu olması gerekirken SSK ile Bağkur'un çakışmaları olduğunda yıllar aradan geçiyor. Emeklilik geldiğinde sosyal güvenlik sistemi diyor ki sen sigorta primleri ödemişsin ama yanlış ödemişsin, Bağkur'a geçmen lazım ve çoğu kişi de SSK ile ilgili emeklilik hayali kurarken emekli olamıyorlar ve Bağkur şartlarına geçmek zorunda kalıyorlar ama bu 28 Şubat 2011 yılında artık buna bir son verildi. SSK ve Bağkur çakışmalarında SSK kabul ediliyor ama onun öncesinde maalesef SSK kabul edilmiyor. Çakışmalarda dediğimiz gibi tam bir uygunluk yoksa bu nedenle SSK ve Bağkur çakışmalarına vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle bir kişi kendi iş yerinden, şahıs firmasıysa, adi ortaklıksa, kendi iş yerinde kendisini sigortalı gösteremez. Yine şirket ortaklığına girmeden önce sigortalı, 1 Ekim 2008'den önce başlamış sigortalılık devam ediyorsa evet o kişiler yine SSK primi ödeyebilirler ama şu anda 1 Ekim 2008'den sonra şirketlerde dahi kendi ortak olduğu şirkette sigortalılık önceden başlasa bile şu anda kendisini sigortalı gösteremez. Bu nedenle yanlışlıkla sigorta primi ödeyen binlerce, on binlerce kişi var. Bu kişilerin sigortalılıkları SSK iptal olacak. Bunlar Bağkur'a geçecekler ve emeklilikte bunlarla yüzleşecekler. 28 Şubat'tan sonra bir sorun yok. Bunlara vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Emeklilikte de hep şunu söylüyoruz. SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsiyle ilgili primler ödenmiş ama ben nereden emekli olacağım diyor. Son 1261 gün, son 7 yılda iki statü varsa SSK, Bağkur, Bağkur, emekli sandığı, emekli sandığı, SSK gibi statüler varsa son 7 yılda 7 yıl 2520 gün yarısı 1261 gün yarısından bir fazla nereye prim ödendiyse oradan emekli olur ama son 7 yılda SSK, Bağkur, emekli sandığı 3'ü de varsa en fazla nereden prim ödenmişse oradan emekli olunuyor. Zaten 1 Ekim 2008 yılından sonra son 7 yıla da artık bakılmayacak. 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa sigortalı olanların emekliliklerinde bakılacak durum şu. En fazla SSK varsa SSK'dan, en fazla toplamda Bağkur varsa Bağkur, emekli sandığı varsa emekli sandığından emekli olunacak. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey.
Bu son 1261 gün konusuna girmişken askerlik borçlanması ya da doğum borçlanması, bunların emeklilik konunu belirleyen bu son 1261 günde bir etkisi var mı? Şöyle, son 1261 gününü SSK'dan tamamlayıp SSK'dan emekli olmak isteyenler askerlik borçlanması yaparak bu 1261 günü tamamlayamazlar. Çünkü askerlik kaç yılında askerlik yaptıysa o yıllara sayılır. Son 1261 günün hesabına dahil edilmez. Anladım. Teşekkür ediyorum ben Özgür Bey. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Bey, bir de son gündemde olan bir konu var. Bu asgari ücretin zamlarıyla alakalı olarak da. Normalde Ocak'ta, 1 Ocak'ta ve 1 Temmuz'da zam geliyordu. Evet. Şimdi yıl başında zam gelmeye başladı. Bunda bir değişiklik olabilir mi? Bu da gündemde. Şöyle, aslında çalışma hayatında bu bir gelenekti Seray. Yılda asgari ücrete 1 Ocak 1 Temmuz'da iki kere zam yapılırdı. 2015'ten sonra artık bu bitti. 2016, 2017, 2018, 2019 sadece Ocak ayında zam yapılıyor. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde de asgari ücretliler maalesef enflasyon karşısında yılbaşında aldıkları ücretle yıl sonunda alacakları ücret karşılaştırıldığında ücretlerinde çok büyük bir değer kaybı olacak. Enflasyon böyle devam ederse bundan sonraki yıllarda yine asgari ücrete yılda iki kere zam yapılır diye düşünüyorum ama bu bir gelenekti, maalesef gelenek bozuldu. Bozulmaması gerekirdi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi Özgür Bey, bir de yurt dışı borçlanması, onunla alakalı da değişiklikler var. Bir de bu günlük ödenecek tutarın hesaplanmasında sanırım önemli bir değişiklik oldu. Evet. Onunla alakalı da bir detay alabilir miyim sizden? Şimdi yurt dışı borçlanma konusu artık eskiden olduğu gibi cazip olmayacak. Örnek veriyorum, 90 bin lira ödeyip 2200-2300 lira maaş alan birisi artık 90 bin lira yerine 360 bin lira verecek. 360 bin lira karşılığında da 1000 lira, 1300 lira maaş alacak. Sistemde, yurt dışı borçlanma sisteminde parayı öderken günlük asgari ücretin brüt rakamının %32'si tutarında bir ödeme yaparken, bu da 27.29 liraydı 2019 için, şimdi günlük 41 lira gibi bir para ödeyecek. Asgari ücrete ya da yurt dışı borçlanmasına yapılan zam, asgari ücretten dolayı zaten yılbaşına bir zam yapılmıştı %26, şimdi %41 daha zam yapılıyor. Yani yurt dışı borçlanmasına 6 aylık, 7 aylık bir süre içerisinde yaklaşık %67 zam yapılmış oldu. Ve bundan sonra yurt dışı borçlanması kanunen olur. Yasal olarak evet var, kaldırılmadı ama cazip değil. Bundan sonra yurt dışı borçlanmasını çoğu kişinin yurt dışı borçlanması yapacağını zannetmiyorum. Yurt dışı borçlanması yapacaklar maalesef bir anda AK Parti milletvekillerinin vermiş olduğu önergeyle beraber hızlı bir şekilde de meclisten de geçti. Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti, meclisten de geçti. Ve bu durumda da yurt dışı borçlanması yapıp yurt dışı emeklilik hayalleri kuran kişiler, bundan sonra bir devir daha bitti. Geçmiş yıllarda yararlananlar, bugüne kadar yararlanan yararlandı. Bundan sonra artık yurt dışı borçlanması ile ilgili sadece çocuklarına, torunlarına anılarını da anlatacak. Biz yurt dışında şöyle yaşardık, gelirdik, Türkiye'den prim öderdik, emekli olurduk diyecekler. Artık yurt dışı borçlanması anılarda kaldı. Bitmiş oldu. Bitmemesi gerekirdi. Çünkü 1985 yılından bugüne kadar gelen bir yasa. 1 dolar olmuş, 3,5 dolar olmuş, 5 dolar olmuş, asgari ücrete göre endekslenmiş ama hiç bu kadar hak kaybına neden olmamıştı. Hem rakam olarak çok yükseldi, hem de tüm borçlanmalar Bağkur statüsüne sayılacak. Daha fazla prim günüyle daha geç yaşta vatandaşlar emekli olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurt dışı borçlanmayla çok büyük bir zarar görmüş olacaklar yeni uygulamayla beraber. Peki bu artış doğum borçlanmasını, askerlik borçlanmasını etkileyecek mi? Etkilemeyecek. Sadece yurt dışı borçlanmasını ilgilendiren, yine askerlik ve doğum borçlanması yapacak olan kişiler asgari ücretin brüt rakamının %32'si ama yurt dışı borçlanması yapanlar brüt rakamın %45'i hesaplamasına göre yapacaklar. Anladım. Doğum ve askerlik borçlanması yapacakları etkilemedi, yurt dışı borçlanması yapacakları derinden etkiledi. Öyle söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Özgür Bey, bir de önemli konulardan bir tanesi, az önce de biraz bahsettik ama şirket ortağı olan kişilerin sigortalılığı, emekliliği nasıl ilerliyor? Nasıl bir yol? Şirket ortağı olan kişilerin emekliliği SSK gibi değildir. Yani ilk işe başlama tarihleri bu kişileri emekli etmez.
23 Mayıs 2002 yılında kadınlar 20, erkekler 25 yıl tamamlamalarına kalan süreye göre bir kademe var. Bu kademeye göre de kadınların yaşı 58, erkeklerin 60 yaşına kadar da uzar. Bağkur'da şöyle bir hata yapılır 4B'de. SSK gibi değerlendirilir. Bir işe başlama tarihine göre emekli olacaklarını varsayarlar. SSK'da emekli olmak için ilk işe başlama tarihinden sonra aralarda boşluk varsa önemli değildir. Yine emeklilik yaşı değişmez. Ama Bağkur'da 23 Mayıs 2002'ye kadar ilk işe başlamadan sonra boşluklar varsa emeklilik yaşı yükselir. Bağkur'dan emekli olmak avantajlı değildir. Aslında bu Bağkur emeklini de ortadan kaldırmak lazım. Çünkü vatandaşlar hem daha fazla prim ödüyor, emekli olduğunda da düşük maaş olur. Neden? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Biri SSK'dan, biri Bağkur, biri emekli sandığı. Hepsinin şartları ayrı. Bir tanesinin düşük maaş, bir tanesinin çok düşük maaş, bir tanesinin emekli sandığı biraz daha iyi. Bunların artık böyle emekli olacak kişileri bizim sistemden çıkartacak bir emekli maaşı formülünü bulmamız lazım. Aksi halde bugün ülkede 4,5 milyon kişi serer işsiz, 4,5 milyon emekli de çalışmaya devam ediyor. Emekliler bu sistemle beraber çalışma hayatının içinde kalacaklar. Emekliler çalışma hayatının içinde kalacaklarsa gençler nasıl iş bulsunlar? Ya bu sistemlerin profesyonelce, akil kişilerce, liyakat sahibi kişilerce bir masanın çevresinde oturup doğru düzgün konuşularak, tartışılarak yasalaşması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Az önce işçi işveren dediniz. Hemen kıdem tazminatıyla da alakalı bir soru sormak istiyorum size. Normalde işveren çıkışıyla yapılan çıkışlarda kıdem tazminatı alınabiliyor diye biliyoruz bizler de. Peki bir işçi kendi isteğiyle işten çıktığında kıdem tazminatı alabilir mi? Alabilir Seral. Maaşı gerçek rakamlardan SGK'ya bildirilmiyorsa, kadın evlendikten sonra bir yıl içerisinde işten ayrılırsa, askere giden kişi yine askere giderken 15 yıl 3600 gün 8-9-1999 öncesi girişi olanlar 15 yıl 3600 gün tamamlamışlarsa kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabilirler. Ya da iş yerinde mobbing varsa, psikolojik baskı varsa yine bu durumda olan kişiler zorunlu bir sebeple işten ayrılıyorsa kıdem tazminatını alabilir. Ya da biraz önce saydığımız nedenler. Ama keyfi bir neden. Ya ben canım sıkıldı, ben işten ayrılacağım diyen kıdem tazminatı alamaz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Gayet de güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de inanılmaz da bakıyorum şu anda çok da kalabalık. Bursa sokakları, caddeleri, Cumhuriyet Caddesi. Gelirken de konuşuyorduk. Buralarla ilgili biraz anılarımızı anlattık. çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yerlerde şimdi programlar yapıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Cumhuriyet Caddesi gerçekten Bursa için çok önemli bir yer. Ve artık bizim programımız da Cumhuriyet Caddesi ile böyle bir özdeşleşmeye başladı. Bir bağ kuruldu. ben Cumhuriyet Caddesi'nde biz program yapmasak bile, başka yerde yapsak bile beni gören kişiler Özgür Bey'si Cumhuriyet Caddesi'nde gördüm diyorlar. Artık insanlar da programları buradan yaptığımızı düşünüyor ama değişik yerlerdeyiz. Değişik meydanlarda, sokaklarda, caddelerde olacağız. Bir sonraki programlarda daha değişik yerlerde vatandaşlarla beraber olacağız. Dertlerini birebir dinleyeceğiz. Ona göre çözüm önerileri de sunacağız kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz bize de aydınlattığınız için Özgür Bey. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Seral, şu bilgiyi muhakkak vermemiz gerekiyor. Çünkü bize insanlar ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta evet, yayının içinde de size nasıl ulaşacağız diyorlar bize. İnternet adresimiz ozgurerdosun.com.tr. Artık insanlar sosyal işte Facebook, Twitter, Instagram hepsini kullanıyorlar. İnternet sitemize girip iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde Özgür Erdursun olarak varım. Hatta çok sıkça paylaşımlar da yapıyorum. İsteyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz ben Özgür Bey'e sayın attığınız için. Sağ olun. Özgür Bey, az önce de soruların arasında vardı yurt dışı borçlanma. Bu ülkelerden Bulgaristan, Bulgaristan vatandaşlarının daha doğrusu Bulgaristan'da yaşayıp Türkiye'ye gelen borçlanma yapmak isteyenler nasıl borçlanma yapabilirler? Herkes borçlanma yapabilir mi Bulgaristan'dan gelen? Evet. Şimdi Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın çalışma hayatı ve emeklilik konularında hemen hemen bizden başka bir yazı yazan yok gibi ya da programları dile getiren de yok. Hatta Bulgaristan'dan gelen soydaş teyzelerimiz bana macer salçası da getiriyorlar.
işte beni Bulgaristan göçmeni olarak düşünüp, ya madem bu kadar konuyu dile getiriyor, herhalde o da Bulgaristan göçmeni diye düşünenler de var. Şimdi Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi olarak gelenler sadece borçlanma yapabiliyorlar ama 1985 yılında çıkan 3201 sayılı yurtdışı borçlanma yasasıyla değil, 2008 yılında 1989 yılında zorunlu göçe tabi olarak, 1989'dan sonra zorunlu göçe tabi olarak gelen soydaşlarımızın borçlanma hakları var. O tarihlerde kendileri yurt dışında Türk vatandaşları olmasalar dahi işte isim denklik belgeleri, çalışma belgelerini getirip borçlanma yapabiliyorlar. Ama kaçak ya da turist olarak gelenlere maalesef bir borçlanma hakkı verilmedi. Ve şu anda bununla ilgili yine önergeler verildi, kanun teklifleri ama bunlar mecliste konuşulmadı dahi. Ve maalesef böyle bir hakları yok. Dediğimiz gibi sadece zorunlu göçe tabi olarak gelenler. Şimdi yurt dışı borçlanması oranları asgari ücretin brüt rakamının %32'sinden %45'ine kadar çıkması durumunda Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızı da etkileyecek. Şu anda ne kadar para ödüyorlarsa artık primleri Bağkur'a sayılacak ve borçlanmalarını da bu durumda olan kişiler yüksekten yapacaklar. Yurt dışı borçlanma ile ilgili olumsuz bir durum, onu söylemiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Özgür Bey, çalışma hayatı çok yoğun tempo, herkes bir koşuşturmaca içerisinde, evet, kendini geçindirmeye çalışıyor. Bir yandan yeni nesil gümbür gümbür de geliyor ama işsizlik de aldı başını gitti. Evet. Çok fazla az önce de bahsettiğiniz emekli çalışan var, gençlerimiz işsiz. Bununla alakalı bence artık hani gerçekten kesin ve net çözümlerin bulunması gerekiyor. Siz de bu konuda çok önemli çalışmalar da yapıyorsunuz. Evet. Bizi biraz daha aydınlatabilir misiniz? Nasıl bir yol izlenmeli aslında? Ya şöyle Seral, mesela devlet memuru yaşı geçmesine rağmen, primleri dolmasına rağmen, sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen devlet memurları emekli olmayı tercih etmiyor. Çünkü devlet memuru, örnek veriyorum, 4000 lira maaşla çalışan birisi emekli olduğunda kendisine emekli maaşı 2000 lira bağlanıyor. Yarı yarıya maaşı düşüyor. Bu nedenle devlet memurları çalışma hayatından çıkmıyorlar. Ya çıkan sayı az. Öğretmenler devam ediyor, atanamayan öğretmenler bir taraftan iş bekliyor. Diğer memurlar aynı şekilde yaşını doldurmuş, primini doldurmuş, emekli olmuyor. Çünkü çalışırken aldığı maaşın emekli olduğunda sadece yarısını alabiliyor. Kendisine göre giderleri var, çocukları büyümüş, düğünü var, çocuğunu evlendirmiş, torununa bakacak. Yani gelire göre herkesin bir hayat standardı var. Ve emekli olduğu anda bu hayat standardı bozuluyor. Bu nedenle devlet memurları özellikle emekli olmak istemiyorlar. SSK ve Bağkurlular da emekli olduktan sonra, hadi Bağkurlular kendi işini yapıyorlar ama SSK'lılar emekli olduktan sonra çalışma hayatının içinde kalıyorlar. Çünkü düşük emekli maaşıyla geçimini sağlayamadığı için maalesef çalışma hayatının içinde devam ediyor ve çalışma hayatının içinde kaldığı sürece de gençler nasıl iş bulacak? Emekliler çok iş arıyor şu anda. Bugün İşkur'a bağlı, İşkur'a müracaatta bulunup on binlerce, yüz binlerce emekli İşkur'a müracaatta bulunuyor, ben iş arıyorum diyor. Bir de bunun yanında özel sektörde yüz binler, milyonlarca emekli şu anda çalışmaya devam ediyor. Bunun nedeni de aslında düşük emekli maaşları. İşte 1999 yılında kademeli bir emeklilik sistemi geldi. Bu kademeli emeklilik sistemiyle beraber hem emeklilik yaşı yükseldi, bununla beraber aylık bağlama oranları düşürüldü. 2008 yılında yaş bir kademe daha yükseltildi, 65 yaşına kadar çıktı. Aylık bağlama oranları biraz daha düşürüldü. Çalıştıkça, prim ödendikçe maaşlar düşüyor. Herkesin maaşı düşmüyor ama asgari ücrete yakın rakamlarla çalışanların maaşları düşüyor. 20 milyon kişi çalışma hayatı içinde ise 10 milyonu asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla zaten çalışıyor. Ve bu durumda olan kişiler düşük emekli maaşlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte yanımıza gelen kişiler işte 800 lira bağlandı, 1000 lira bağlandı, 1300 lira bağlandı, 1400 lira emekli maaşı bağlandı. Bu maaşlarla insanlar geçinebilir mi? Mümkün değil. Şimdi Bursa'da bakıyoruz işte milyonlarca genç insanlar harıl harıl, herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama aslında herkesin bir hedefi var. Rızkını çıkartmak, kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlamak. Ama çalışırken yatırdığı primlere göre geç emekli olacak, emekli olduğunda düşük maaş alacak. Bu durumda olan kişi rızkını çıkartamıyorsa,
kirasını ödeyemiyorsa, elektriğini, suyunu, telefonunu, giderlerini karşılamıyorsa ne yapacak? Çalışma hayatında kalacak. Bugün asgari ücret 2020 lira. Aslında asgari ücret 2020 lira değil. Biliyoruz ki asgari ücret 1859 lira. Ama çalışma hayatında AGİ ile beraber, eski fiş parasıyla beraber asgari ücret 2020 liraya kadar bekar birisinin eline 2020 lira geçiyor. Evli, eşi çalışan, çalışmayan medeni durumuna göre de biraz daha artıyor. Asgari ücret 2020 lira ama emekli maaşı 1000 lira. Bugün kiralara bakıyoruz. Yeni evlenen kişiler şu anda, sen de yeni evlendin, düğününü yaptın, işte kiralık bir ev buldun. 1500 lira 2000 lira arasında, kiralar 1500-2000 lira arasında. Gencin evi yoksa, yani 1500-2000 lirayla emekliler nasıl geçimini sağlasın? Gençler daha geçimini sağlamıyor, emekliler hiç geçimini sağlayamayacak. 1000 lirayla kirasını sadece ödeyebilir, belki kirasını ödeyebilir. Biraz daha gelir seviyesinin düşük olduğu mahallelerde 700 liraya 800 liraya kiralık ev bulabiliyorsa şanslı. Ama büyük şehirlerde artık 1500-2000 liranın altında neredeyse kiralık ev yok. Ya bu nedenle baktığımız emekli maaşları gerçekten Seray çok düşük. Yani bunu birilerini eleştirmek için falan söylemiyoruz. Ama emekli maaşları bir gerçek bir olgu yaşanıyor. Subjektif değil, direkt objektif. Maaş eline geçtiğinde kirasını ödeyemeyecek durumda olan emekliler. Bu nedenle de insanlar çalışma hayatında olmak zorunda. Yaşayabilmek için, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Bugün hayata vergiyle başlıyoruz. Sabah kalkıyorsun, bismillah dedin, suyu açtın. Su bir tarafta akarken hem o suyun parasını veriyorsun hem de bir taraftan onun vergisi var. Elektriği açıyorsun, vergi. Ekmek alıyorsun, vergi. Peynir alıyorsun, vergi. Yola çıkıyorsun, arabaya biniyorsun, vergi. Benzin alıyorsun, vergi. Otobüse biniyorsun. Her ödediğin paranın yanında da dolaylı vergiler ödüyorsun. Bu dolaylı vergiler, bunların yanında bir de kendin ödediğin vergiler, yani maaşlardan kesilen vergiler, sigorta primleri. Yani maaşlar gerçekten çok düşük. Ve vatandaşlar geçinemediği için zorunlu olarak da çalışmak zorunda. Bu 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi de değil. 4,5-5 milyon emekli çalışıyor. Gençler nasıl iş bulacak? Bu nedenle bizim emeklileri çalışma hayatından çıkarmamız lazım. Emekliliğin zaten anlamı da çalışma hayatından çıkmış kişiler emekli olmuştur. Ama maalesef ülkemizde bu şekilde değerlendirilmiyor. Maaşlar çok düşük. İşsizliği çok fazla derecede tetikliyor. Çok doğru. Peki bu maaşın düşmesi ya da daha fazla, yani bu düşmenin önüne geçmek için aslında neler yapılabilir? Aylık bağlama oranları. Ya eskiden olduğu gibi sistemde değişiklik yapmamız lazım. Aksi halde şu söyleniyor. Sistemde değişiklik yaparsak emekli maaşı öderiz. Ancak her emekli sayısı her geçen gün arttığında yarın öbürsü gün sistem emeklilere maaş vermeyebilir. Öyleyse sistem emeklilere maaş veremeyecek bir durumda olmasın diye biz insanlara düşük maaş veriyorsak bu işin kolayı. Bizim bu işe bir çözüm üretmemiz lazım. Hem devletin zarar etmeyeceği ama vatandaşını da düşüneceği bir sistem bulmamız lazım. Yoksa ne yapalım? Al 1000 lirayla geçin. Başka da ne bekliyorsun ki? Demek hata olur. Asgari ücretli birisi için devlete, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve devlete toplamda 959 lira prim yatırmış. Emekli olduğu zaman 1000 lira alıyor. Ama yıllarca o parayı yatırmış. Bu paranın değerlendirilmesi, nemalanması ve değerlendirilmesi lazım profesyonelce. O paranın çoğaltılması ve vatandaşlara ona göre daha yüksek paranın verilmesi gerekiyor. Yoksa ne verdiysen ben de sana onu veririm demek işin kolayı. Şimdi yurt dışıyla kıyaslamalar var Selam. Yurt dışında emekli olan birisi toplu paralar alıyor. Türkiye'de emekli olanlar hem toplu para alamıyorlar hem de düşük emekli maaşla karşı karşıya. Avrupa'da biraz daha normal çalışması olan kişi emekli olduğunda daha az para alır ama toplu yüksek paralar alır. Ve o toplu paralarıyla da ev alır, araba alır, çocuğunu evlendirir, düğününü yapar. Ve zorunlu ihtiyaçlarını biraz daha o parayı da kullanarak harcayabilir. Ama Türkiye'de hem bir toplu para yok hem emekli maaşları düşük. Ve de aslında sorunun kaynağı da bu. Ve bu sorunun kaynağını da liyakat sahibi kişiler çözebilir. Yoksa işin kolayıysa ne yapalım? Herkes aynısını söyler.
birileri gelip farklı bir şeyler söylemeli, farklı işler yapmalı ki vatandaş mağdur olmasın. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz şu anda maalesef emekli vatandaşı mağdur edecek bir sistem haline geldi. Adı sosyal güvenlik sistemi. Başı sosyal. Yani devletin sosyal olması gerekiyor. Vatandaşa diyor ki çalış. Vatandaş da çalışıyor. Yıllarca primler ödüyor. Başka ne bilir ki? Ödeniyor. Ve daha sonra emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir emekli maaşının olması gerekiyor. Ama maaşlar çok düşük. Kesinlikle. Evet. Taş Yakan İnşaat katkılarıyla hazırlanan Sosyal Güvenlik reklamların ardından devam edecek. Taş Yakan İnşaat katkılarıyla hazırlanan Sosyal Güvenlik devam ediyor. Özgü Bey, ben bir de şu konuyla alakalı da size bir soru sormak istiyorum. Hiç çalışmayan kadınlar sağlıktan nasıl faydalanabilir? Mesela eşini kaybetmiş ya da evli. Hani bunlarda nasıl şöyle, bir sağlıktan bir faydalanma eşini olabilir? Eşini kaybetmişse şayet eşinin de 900 prim günü varsa kendisine bir emekli maaşı bağlanır. Hak sahibi olarak bu maaşı bağlanır. Kız çocuklarına yetim maaşı bağlanır. Bu durumda bu dul ve yetim maaşı alanlar ayrıca sağlıklarında yararlanırlar. Ama bir kişi emeklilik hakkından yararlanamıyorsa şayet bu durumda genel sağlık sigortasında asgari ücretin brüt rakamının %3'ü olan 75 lirayı ödemesi lazım ki sağlıktan yararlansın. Ama çalışmayan kadın evliyse eşinden dolayı yine bekar ailesiyle beraber yaşıyorsa kız çocukları babasının anasının sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Ama bunların hiçbir tanesi yoksa kız çocukları da genel sağlık sigortasında prim ödemesi gerekiyor. 75 lira, 76 lira gibi para ödemesi gerekiyor ki genel sağlık sigortasından yararlansın. Yoksa sağlıktan yararlanamaz. Ama sağlıktan yararlanmıyorsa dahi bu parayı da yatırmak zorunda. Genel sağlık sigortası primi ödemeyen kişilerin her ay borcu artar. Daha sonra bu borcu ödemediği sürece de sağlıktan yararlanamaz. Peki erkeklerde nasıl bir erkeklerde, durum var? İşte lisede 18 yaş, üniversitede 25 yaşına kadar annesinin babasının üzerinde sağlık imkanlarından yararlanır. Daha sonra bu süreler bittikten sonra çalışıyorsa şayet zaten sağlıktan yararlanır, çalışılır, maaş alırdır. SSK balkon emeklisinde fark etmez. Ama erkek çocuğu da 25 yaşından sonra çalışmıyorsa şayet o kişinin de genel sağlık sigortasına her ay prim ödemesi gerekecek. Bir kişi genel sağlık sigortasında prim ödeyemeyecek durumdaysa şayet Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatta bulunacak. Asgari ücretin brüt rakamının 3'te 1'inden daha az bir geliri olanlar ya da geliri olmayanlar kaymakamlığa müracaatta bulunacaklar. Araştırmalar yapılacak. Bu kişinin ödeme gücü yoksa şayet çocuk ailesiyle beraber yaşıyorsa ailesinin gelirine de bakılır. Yalnız yaşıyorsa, müracaatta bulunursa benim hiçbir gelirim yok diyorsa da bu parayı ödemez, devlet karşılar. Çok teşekkür ederim. Ama bunlarla ilgili muhakkak müracaatların yapılması gerekiyor. Hiçbir şey yapmazsa şayet her ay prim borcu artar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok önemli konular. Önemli konularda bilgi aktarıyorum. Eminim ki bizleri de izleyen binlerce, on binlerce kişi hem bilgi sahibi olacaklar hem de çevresinde en azından ya ben televizyonda bir Özgür Bey izledim, sosyal güvenlikte şu konuya şöyle değindi deyip çevresinde yönlendirebilirler. Çünkü dediğim gibi bazı konular çok fazla bilinmiyor. İşte vatandaşlar emeklilikte ilk işe başlama tarihine göre bir emeklilik hesaplaması yapıp bir emeklilik yaşını bilebiliyor. Prim gününü bilebiliyor. Şu prim günü emekli olurum ama çok fazla detayını maalesef bilmiyor. Özgür Bey, az önce gelen soruların içerisinde de benim dikkatimi çeken bir soru vardı. Geçmişe dönük gün satın alma. Evet. Bu gün satın almada siz de saydınız doğum boşanması, askerlik boşanması. Usta öğretici, halk eğitimi, usta öğreticiler, hı hı. Cezaevinde siyasi nedenlerle dolayı tutuksuz yargılama olmuştur cezaevindedir ama sonunda hüküm almamıştır. Bu durumda olan kişiler de yine boşanmalar yapabilirler. Peki bir de doktora eğitimi alanlar. Bağkur'da ihya işlemi. Bununla alakalı da bir bilgi alabilir miyiz? Evet. Nasıl oluyor? Şimdi Bağkur'da 2015 tarihinde geçmişe dönük borçlar silindi. Daha sonra 2018'de 30.05.2018 öncesi de Bağkur'a borcu olan kişilerin borçları silindi. İsteyen kişiler bu günlerinin parasını ödeyip canlandırabilirler. Asgari ücretin brüt rakamının %34,5 tutarında
canlandırma yani ihya. O günleri geri satın alabilirler. Ama bu günleri satın alabilirken kısmi bir satın alma yapamazlar Seral. Ne kadar gün silinmişse hepsini satın almak zorundadırlar. Emeklilik için prim günü eksik olanlar da bu silinen günleri satın alabilirler. Bağkur'da bu da çok önemli bir konudur. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Ben teşekkür ederim. Herhalde programın da yavaş yavaş sonuna da geldik. Bugün yine bayağı bir bilgi aktardık. Evet, önemli konulara değindik. Bizi aydınlattınız, vatandaşların sorularını cevaplandırdınız. Bize ulaşmak isteyenler özgürerdosun.com.tr'den de ulaşıp daha farklı bilgiler de yine bizden alabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programlara devam edeceğiz. Aynen, kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkürler Özgür Bey. Sağ olun. Taşyakan İnşaat katkılarıyla hazırlanan sosyal güvenlik sona erdi.